Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sesim kısık. Biraz çok bağırıyorum çünkü. Sesim kısıldı bu nedenle. Kusura bakmayın. Üzücü bir haberim var maalesef. Maalesef. Dişi angıtı kaybettik. Öldü. Allah düşürdüm. Zaten hasta olmamın sebebi de o. Yani 3 günden beri zaten şunun yorgunluğu vardı biliyorsunuz. Bir de o üstüne oldu arkadaşlar. Ne oldu? Angıtımız gitti yani. Kaybettik maalesef. Bunu ben buraya koydum. Onunla arkadaşlık yapsın diye. O da kendini bayağı bir hırpaladı o gittikten sonra. Ayağını sakatladı o da. Ya bilmiyorum. Ya kavga etmediler kesinlikle. Onu ben daha yeni koydum yani. Hırçınlaşmıştı o 2 günden beri. Ya 2 gün oldu angıtı kaybedeli. O da bayağı hırçındı böyle. Kendi kendine vuruyordu. Ben de vurmasın diye bunu koydum yanına. Bakalım. Kısmet. Maalesef öldü. Şöyle göstereyim ben ördeklerimi teker teker. O göremedik tabii ki, o biraz şey. Şimdi arkadaşlar, neden angıtı kaybettik? Nasıl oldu bu iş? Soracak olursanız. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Cidden. Biliyorsunuz bunun yorgunluğunu atamamıştım üstünden. Bir de bu böyle olunca. Arkadaşlar 2 gün önce. Onu da şuraya gömdüm. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bir hayvana vermedim. Gece arkadaşlar saat başı, bakın sahuru saymıyorum ha, saat 12'den sabah saat 8'e kadar, hatta 9 deyin çünkü sabah sen 9'da yattım ben arkadaşlar. Sırf ördeğim aman ölmesin diye böyle bir fedakarlık yaptım. Arkadaşlar işte dediğim gibi saat başı gece bile kalktım, hiç üşenmedim, geldim ona baktım. Gece saat 4'te ayaklarına masaj yaptım, felç geçirdi. Ayaklarına masaj yaptım, ayakları tutmuyordu, yürüyemiyordu. Böyle masaj yaptım kremlerle, yok ağrı kesicilerdir, şunlardır bunlardır, yani öyle besledim, öyle baktım ki o saatler içinde, yani aklınız hayaliniz şaşar, yani inanmazsınız yani, yani siz bile dersiniz ki içinizden bir ördeğe böyle bir tedavi yapılır mı? Maalesef sabah onunla böyle mesela masajlar yaptım, yürümeye başladı, ciddiyim, yürüyordu. Sonra ben de şey yaptım, suda arkadaşlar yüzdürdüm kendisini, bayağı bir böyle alıştırdım. Karada yürüyemiyordu, suda yüzemiyordu. Onu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar zorla ayaklarını böyle kendim antrenman yaparak şuradan kendisini saldığımda buraya kadar gidebiliyordu. İlkin şuraya koyduğumda hareket bile edemiyordu, onu da söyleyeyim. Böyle bir şey yaptım, mucize oldu bir an, böyle bayağı bir canlandı, yüzdü böyle. Kendi kendine dolaştı falan böyle bir yarım saat. Sonra dedim ki inşallah iyileşir. Öptüm. Koydum küvesine. Sabah saat 8'i 40 geçe yattım. Bununla uğraştıktan sonra ister istemez oruçlu bir de şey yani uykum geldi arkadaşlar. Yattım. Sonra geri saat kaçta geldim? Hatta bir saat sonra 9'u 40 geçiyordu. 10'du herhalde. Geldim baktım maalesef ki ölmüş. Yani o kadar çaba boşa gitmedi aslında, feda olsun, bir daha olsa gene yapardım. Ama dediğim gibi bu da 2 günden beri hiç aklıma gelmedi çırpınacağı, eş bile değillerdi biliyorsunuz. Böyle kendisini sakatlamış bildiğim, bu da bayağı böyle vuruyormuş birbiri yerlere. Ben uyuyordum çünkü arkadaşım şey yaptı 2 gün önce, o ördek öldükten sonra onun üzüntüsüyle direkt uyudum zaten ben, derslere falan da girmedim. Hafta sonu derslerimiz vardı. Sen git şuraya sıkıştır kendini, şuraya arkadaşlar içe. Şurada dur, orada bekle gün boyu. Arkadaşım çıkartmış sağ olsun. Belki arkadaşım çıkartırken sakatlanmıştır ama sanmam. Yani fazla müdahale etmediğini söyledi. Sadece şöyle teli çekmiş, kendi çıkmış yani. Ama şey sağlığı yerinde, ayak birazcık tökezliyor. Bilmiyorum artık. Böyle bir şanssızlıkla karşılaştık. Arkadaşımın tavşanı öldü. 7 yavru vardı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bir tanesi ölü. Bir tanesi ölü bulduk. Diğer ikisini bulamadık. Şu an 4 tane yavru var içinde bunun da. Bir arkadaşımız sormuştu ölçülerini. Şöyle mesine bir 80 santim var. Yükseklik nereden baksan bir 40 santim. 35-40 santim. Yükseklik de 1 metre arkadaşlar. Bu hazır bir dolaptı. Biz kendimiz böyle dizayn ettik bunu. Tavşan yuvası olarak kullandık. Gayet de iyi oldu. Ve arkadaşımın ördeğinin bugün 31. günü, yumurtaların üstünde tam yatmıyor. Bir ikincisi
çıkartmadı hala. Nedenini bilmiyoruz. Boğazım çok kötü ağrıyor. Gerçekten de anlatamam. Hele o ördekten sonra yani cidden çok kötü oldum. Yavrulardan sattım. İkisini verdim. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Başımızdan geçen olayı anlatayım ben size. Dün arkadaşım ben hastayım dedi. Dedi ki ben kapatırım sen gelme dedi. Tamam dedim ben de. Sen git. Şunu içeri koy. Tamam mı? Kaplumbağa kilit aynen o şekil. Açık ikisi de. Bunlar içeride diye ağzını kapatmamış. Sabah saat işte ördeğe bakmaya geliyorum saat 5. Benim bademgil yavrular yok burada. Kapı açık bu şekil. Kafayı yedim. Neredeler bunlar? Siz gidin şu setin orada yayılın. Sabah 5. Siz Allah bilir yani gece belki de yani güneş doğar doğmaz çıktılar da olabilir. Düşünün yani. Allah'tan hiçbirine bir şey olmamış. Hepsi sağlıklı ve saatli şekilde hepsi olması gerektiği yerdeydi. Geliyorlar şimdi. Videodan sonra ekmek vereceğim. Çünkü iki elimle, tek elimle yapamam. Anaç tüylerini düzmüş bir tanesi. Gelin bakayım gel. Şu çok farklı. Şu diğerlerinden çok farklı. Bu çok renkli. Şey şu özlem şu. Hangisiydi anaç tüyünü düzmüş? Aha şu. Görüyorsunuz. Bu dişi arkadaşlar. Gagasından da belli oluyor. İçinde erkek olan şu. Sadece erkek o var şu an içinde. Diğerlerin hepsi dişi. İki erkek varmış. Birisini verdik zaten. İki erkek. Geri kalan dişi. Vallahi süper bir şey oldu. Yani dişi sayımız bayağı fazla. Badem iyi çalışmış maşallah. Hepsi dişi ya maşallah. Bir erkek var. İyi iyi dişi olması fazla olması iyi. Benim Beta'nın 15. günüm ne oldu herhalde hiç bilmiyorum vallahi hiç saymadım onları. Bu kadar dert arasında hiç aklıma bile gelmediler. Şunu günü gününe saydım. Onları hiç saymadım. Yalan yok. Ne Amerikankini biliyorum. Amerikanınkini biliyorum. Ne de onunkini. Ama yumurtalar sağlıklı şekilde olduğunu biliyorum. Yani. Böyle videomuz. Bugünkü videomuz böyle. Acı dolu haberle. Angıt'ı kaybettik. Tabii ben Bayram abiyle konuştum. O da çok üzüldü. Yapma yani. O da üzüldü bayağı. Dedi sıkıntı etme dedi. Sana dedi şey yaparız dedi. Ayarlayacağım ben sana dedi. Video çekiyorum şu an. Sana yenisini ayarlayacağım dedi. Ben dedim ki ne? Yanlış anlamazsan Bayram abi dedim. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere yavru alırsam çok iyi olacak benim için dedim. Sesini çıkartmadı bilmiyorum. Daha görmedi mesajı. Ya inşallah şey olur da ya bunu da vermek istiyorum açıkçası. Ben yetişkin bakamayacağım. Bakamam yani. Görüyorsunuz. Ney ney? Baksana anaç yerini düzmüş ne güzel olmuş. Yutayım mı onu? Gördün mü onu? Yok. Şuna bak gel. Bak şunun üstüne bak. Kanatları çıkmaya başlamış. Bak turuncu. Aynen. Dişi bak. Sadece hayır yapma. Bir erkek var sadece onu. Hadi bul bakayım erkeği. Erkek mi? Aynen. Bir erkek var sadece. İki erkek, yedi dişi çıkmış. Dur. Ben kesin bulurum. Bu. Aynen. Çünkü gaga. Siyah gaga. Tane yarı var. Asil! Çocuklarım büyüdü ha. Gel buraya. Bugün bunun pipisini gördük. Tövbe. Kimin? Asil'in. Gürlük gene çıkıttı. Ne olduğu yerde... Ya bir daha başlasın şu yumurtaya ya. Keşke bir daha başlasa şu yumurtaya. Vallahi bir daha yatırasım geliyor. Kendini de bayağı toparladı zaten. Ama aa tam tam da şey yaptı anladım. Onu satmayacağım Yunus. Hangisi? O bir tane renkli var ya bak şu an bademin arkasında şu küçük olan. Şu mu? Hayır bak şurada, şu bak şurada. Şu. Aynen. He. Onu satmayacağım. Niye? O çok renkli bilmiyorum. O benim gözümde bir başka duruyor. Bir baksana diğerlerine. Yok bu şu olacak. Hayır hayır cidden bak renkleri daha açık. Bu çok soğuk lan su. Çekil oğlum içinden çekil. Bak. Anahtar yanında mı? Başka. Tavşanları açsana. Olayı anlattım. Peki. Herkesin tuhafına gitti bence. Yedi yavrunun birisi ölü, ikisi kayıp. Saçmalama. Yılan girse anasını da yerdi, danasını da yerdi. Hepsini yemeden çıkmaz. Şimdi, hadi diyelim, ölü kokusu çıktı. Geliyor. Hala ölü kokusu geliyor ona. Doydu çıktı ya. Çıkamaz oğlum onu yedikten sonra. Şu kadar davşan. Delikten geçemez ki. Geçemez imkansız. Nereden geçecek? Geçecek yer yok. Ya şurayı demeyin yani buradan geçer. Parmağım zor geçiyor buradan.
Bunlara ne olduğunu öğrenmek istiyorum işte. Ben bence annesi yedi. Bence annesi yedi evet. %99. Bence annesi yedi. Cani! Senden fondöten yapıyorlar zaten. Yer değiştirmişler. Şöyle göstereyim küçük yavrularımızı maşallah. Bak. 4 tane var. Bak yavrum, bak yavrum. Hazır şurada yokken bir kere daha mı deşeyim? Benim için hayvan. Yunus ben buraya bakacağım iyice. Bir çıkıyormuş. Lan diğer yavrular mı? Çok sıcak. Aha buradalar. Yok vallahi yok. Şuna bak. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yemi var mı onun? Var var. Şunun suyunu değiştir ama. Al suyunu. Bekle oğlum hayvan. Onun suyunu değiştir. Sen bir daha yavrunu yiyeceksin mi lan? Ha? Bir tane daha gitsin var senin boğazın. Yok yok yemez. 4 tane kaldı şu an yavrumuz. Maşallah. Kaçıncı günleri? 3. gün değil mi bu? 3. gün olması lazım. Maşallah beyaz beyaz tüyleri çıkmaya başlamış. Yeni Zelanda tavşanlarımız yakında satışa sunulacaktır. Düdük limanlık demeyin. Bence bugünden itibaren erkeği koy yanına. Hakikaten internet bunlara satak. He. Nasıl gönderim yapacaksın? Nasıl gönderim yapacaksın? Hat kırkandayı severim. Erkeği getir koy yanına bunun. Onun yavrular 3 günlük oldu. Ölmedi değil mi? Yok yok. 3 günlük oldu ya yavrular. Evet 3 günlük oldu ya yavrular. Artık çiftleşebilir çünkü bir ay sonra tekrar yumurta doğuracak ya bu. 3 günlük. Aynen. Bence koy artık. Ya bir gün, bir iki gün daha koy. Ne yapayım? Koyayım mı? Bilmem. Bir sor soruştur ya sonra bir şey olmaz. Sen git sor soruştur. Ben ne yapıyorum ya? Senin çevren var oğlum. Benim çevrem yok. Bir sene öncesine kadar Hatay dışına çıkmamış insan, ben hatta Hatay'dakileri bile tanımamış olan insan. Ben bir sene içerisinde şu an tüm Türkiye'ye elim kolum uzanıyor. Ben sabah Ankara ve Diyarbakır'a bak ördek sattım. Ben o kadar bahtsız biriyim ki Antakya'da doğdum. Antakya'yı görmeyeyim hayatımda. Ben bunu çok istiyorum yani. Ben gitmek istiyorum Antakya'ya. Kilis'te doğdum, ne yazık ki çok kez gördüm. Ben gitmek istiyorum. Vik 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 vik. Erkek olan. Senden korkuyorum ben. Şundan. Daha bu yaşta başlar şimdi. Yok ondan değil. Babası kılıklı bu biraz. Yani siyah siyah bir şeyler çıkacak bu. Korkuyorum vallahi asil gibi çıkmasın da. Ama eminim bir şey diyeyim mi size? O yavru bademin aynısı olacak. Açık renkli olacak. Beta koyu renkli mesela. Bak bak bak. Badem sen ona saldırabilir mi gülüm? Ha arkadaşlar işte böyle angıtı kaybettik. Vallahi Bayram abi derim eğer sat derse bunu satlak sunacağız. Baksanıza çok hareketli duruyor bak. Kendi kendini zedeliyor bu. Kendi kendine şey yapıyor bu. Acayip bir şeysin sen. Çirkin. Onlara bak. Suyunu bir saat önce değiştirdim ha. Yapma yapma yapma. Aman dur. Aman. Ekmeğimiz de bitti. Ben babama söylemeyi unuttum ya. Gel. Bak 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 bademe bak ona saldırıyor bak. Ekmeği mecburen vereceğim. Hani o bir önceki videoda yorum atmışlar ya. Ya arkadaşının yok Yunus'un yüzünü falan gördüm diye. Elinize ne geçti? Hayır ya bence öyle kötü amaçlı söylememiştim. Hayır. Asile bak Asile. Aha aldı gitti. Al sen bunu ya. Hayır. Tek elimle az ekmek getirdim. Babam ekmek söylemeyi unutmuşum bugün ya. Sakın yavrulara vurma tamam mı gülüm? Tamam. La gidişe bak. Ben bizim kediye verdim ama yediğim öyle. Ölmüş tavşanı kediye verdi arkadaşlar. Ben bunlara verdim yerler diye. Sıcaktan sıcaktan. Çok sıcaktı. Onu da içine gömmüş. 7 taneydi yani. Bir tanesini o öğlene kesin gömdü, diğerlerini açıkta bıraktı. Bence geçim derdi yaşamasın diye öldürdü. O gömdü içine. Gömdü İşte gömdü, o, oraya arkadaşlar o gördüğünüz topak yer var ya oraya gömdü. Bizim hatamız değil. Onu biz çıkarmamız lazımdı. Hayır o kendi saklamış oraya, biz ne yapabiliriz? Oraya gömdü arkadaşlar o, sıcaktı bayağı da hava yani. Gitme gitme, içine düşeceğim. Uzak durun, uzak dur. Yavrulardan önce şey kendi gidiyor. Al.
Şunlara ekmek ver Yunus. Şey seninkine. Bugün ne oldu? PUBG'de hani Abdurrahman da biliyordu zaten, yani size anlatıyorum ben. PUBG'de bugün tribünü açtık. Bilenler bilir. Böyle hayvan herifler Türk Şkambora falan diyordu. Açtım ben. My name is falan filan. Konuştuk. Ondan sonra fuck you Arabic falan biraz kavga ettik. Arkadaşlarının ID'sini vereceğiz. Ben inanmıyorum. Hayatımda böyle yalan görmedim. Güzel mi abla atamıyor? Atamıyorum. Ama gerçekten fuck bir şey ne diyikti? Türk Şkambora diyikti. Ne demek? Ben fuck you Türk Şkambora. Sonra de bana. Kötü bir şey mi? Yok o kadar şey kötü, evet. Türklere göre kötü. Küfür değil. Kusucu Türk. Kusucu Türk. Olabilir. Mesela diyelim sen iyi bir oyuncusun. Evet. Ben kötü bir oyuncuyum. Yeni bir başlamışım. Evet. Sen bana rastlarsan, eğer yerimi bilmiyorsan ben seni öldürebilirim. Evet. İşte o zaman çok gıcık bir şey. Vallahi çok da zevkli bir şey. Ay kusucular hala şey yapıyor ya. Biz kusucu değil. Biz rastçıyız. Şşşt weak weak etmeyin bakayım. Fuck you Arabic. Ama sizin kanatlara bak. Sonra demeyin melek kanatlı ya. Onun kanatlarını kestiğim için öyle. Benim hayvanlarım asla melek kanat olmaz. Gülüm, senin çocuklar da çıksaydı bir an önce. Ne var çirkinler şuradakiler. Al. Al ye al. Al. Daha beni iyiciler. Siz sabahın köründe gidin dolaşın. İşte asalet, işte feraset. İşte her şey bunda. Bir daha poz ver bakayım. Poz ver. Poz ver, poz yanıma gelme, poz ver. Poz. Bak bak bak, onu tuttu bak. Kaldır kafayı, kaldır. Üstüme atma hiç köpek. Hadi oğlum hadi, şöyle güzel bir poz ver de çekeceğim seni, hadi. Olmaz ama öyle. Hadi güzel bir şey ver. Bir poz. Alalım benden bir poz. Bari şu tarafa dön de görelim ya. Vah aldım bir tane poz. Ah cavades. Bak bak bak. Bak bana saldıracak bak. Ne kadar ahlaksız ördeklerim var ama. Değil mi? Gurur duyuyorum. Arkadaşlar bu arada iftara çok az bir zaman kaldı. Kendinize iyi bakın. Ben görüşmek üzere. 2-3 dakika var şu an. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bakın video çekmek uğruna ezanı unuttum. Lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Üzülmeyin ya, fazla angıt gitti ama ben de kendimi motive etmeye çalışıyorum bu şekilde. Gider maalesef. Kalan bize olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir alttan abone olursanız da çok sevinirim. 444 abone olduk. 500 olunca çekiliş yapmayı planlıyoruz. Ters Max arkadaşımızın babası izin vermemiş ördek almasına. Onun için gerçekten yapmayı istiyorum. İnşallah da yaparsam da ona çıkar. Yalan yok. Yapmayı istiyorum ama imkanım yok. Bakın arkadaşım da biliyor yani. Top boğazına gerçekten çok uzun bir mesafe buradan. Yani bir araba gerekli. Ama... Mesela buldum bir araba, tamam mı? Bizim komşulardan falan, yani eğer müsait olan olursa eğer o günlerde şey yaparız. Ne yapıyor? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz nasıl gibi bitiriş yapıyorsunuz? Duydunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Hein.